Ankara Gücü Kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Yener, Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın Murat Cavcav, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, değerli meslektaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bugün TSİ'de Ankara Şubesi'nin geleneksel turnuvalarından TSİ'de Ankara Kupası'nın tanıtımı için buradayız. Biz daha önce turnuvayı dörtlü takım üzerinde ve bu iki takım Güzide kulübümüzün yanına Çaykur Rizespor ve Eskişehir Spor olmak üzere planlama yapmıştık başkanlarımızla da konuşarak. Ancak turnuva tarihinin önüne Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa finalini koyması nedeniyle orada bir maç trafiği oluştu ve Eryaman Stadı buna olumlu olmadığı için ve de olumsuz rapor da geldi. Biz de zaten iki takımımız da orada sezon boyunca lig mücadelesini yapacağı için zemini de bizde risk edilmesine gönlümüz rıza göstermedi. Çünkü geçen yıl statsızlığın sürekli yollarda geçtiğine hep tanık olduk ve zor günler de geçirdik. Bu nedenle de TSİ'de Ankara Kupası adıyla MK Ankara Gücü ve Gençler Birliği Kulübü'nün katılımıyla 9 Ağustos Cuma günü saat 20'de tek maç üzerinden bir kupa maçı yapacağız. Kazanan kupayı almış olacak. 7 yıllardan sonra ilk kez bu iki başkentin Güzide Kulübü'nün katılımıyla böylesine bir maç yapacağız. Özlenen bir maç. Süper Lig'de uzun bir aradan sonra karşı karşıya gelecekler. Lig öncesi de böyle bir heyecan hep beraber yaşayacağız. Bunun için ben kendilerine turnuva sürecinin geçen yıl sezon bittiğinden itibaren başladığımız her türlü aşamalarında verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Ayrıca Çaykur Rizespor ve Eskişehir Spor'a da şu an için aramızda olamasalar da bize destek verdikleri için teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki hep beraber Ankara futbolunun dinamiklerini yan yana getirip, omuz omuza getirip gerek Süper Lig, gerek alt liglerdeki profesyonel futbol kulüplerimizi yanında yer almak istiyoruz. Desteklemez. Başarıya giden yolda yanlarında yer almak istiyoruz. Bunun için de hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Yener ve Murat Çavcav Bey'e de ayrı ayrı söz vermek istiyorum. Buyur Sayın Başkan. Türkiye Spor Yazarları Derneğimizin Ankara Şubesi'nin değerli başkanı, değerli yöneticileri, Güzide Kulübümüz Gençler Birliği'nin değerli başkanı, ben de sözlerime başlamadan evvel hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Emin olun yıllardır Ankara derbisine hasret kaldık. Çok da istiyorduk bir arada kardeş kulübün Süper Lig'de bir arada mücadele etmesi. Bu mücadelenin sonucunda, bu rekabetin sonucunda daha da büyük başarılara imza atacağımızın bilincindeyiz. İnşallah bu kardeşliğimiz, dostluğumuz rekabet anlamında da böyle kardeşçe, dostça devam eder. Ve bu rekabette dediğim gibi başarı getirir bize. Ankara sporuna, futboluna başarı getirir diye düşünüyorum. Özlediğimiz bir Ankara derbisi 7 yıl aradan sonra ilk defa ayın 9'unda Allah nasip ederse Eryaman Stadyumunda olacak. Heyecanlıyız, mutluyuz. Özellikle de şunu söylemek istiyorum. Geçmiş yıllarını bildiğimiz için biz Ankara'da doğup büyüyen ve yaşayan bir kardeşiniz olarak yıllardır buralarda bu 19 Mayıs'ın etrafında çok dolandım. Yani 12 yıl amatörde Esnaf Spor'un başkanlığını yaptım. Yani buraları sizlere yakın bilirim. Sizlere yakın bilirim. Toprak sahiken o mücadelelerde biz de vardık. Emin olun güzel günler geçirdik. Güzel anılarımız oldu. Fakat tabii artık yazılı basından ziyade sosyal medya ağırlıklı haber anlayışı gündeme geldiği için biraz daha bu spor yazarları aktivitesini biraz daha yitirdi gibi gözüküyor. Şu an öyle gözüküyor. Yani çünkü geçmişte Ankara Ekber'in, Dimbile gazetelerin spor bölümleri daha bir farklıydı. Yani bir heyecan vardı. Şimdi bizim arzumuz şu. Eski heyecanı
yakalamak ve eski heyecanı, o sinerjiyi de geçmek. Bunu da ne yapacağız? Elimizden geldiği kadar işte gerek Gençler Birliği kulübü başkanımız, gerekse alt liglerdeki kulübü başkanlarımızla, yöneticilerimizle birlikte sizlerle böyle güzel organizasyonlar yaparak geri Ankara futbolunu tanınılır, farkındalığını ön plana çıkartır bir şekilde canlandıracağımızı düşünüyorum. Bu turnuvanın tekrar özellikle Gençler Birliği kulübü ile ilgili, bizimle ilgili kardeşliğimize, dostluğumuza vesile olmasını, Ankara'daki bu Ankara derbisinin, başkent derbisinin de o stadın doldurularak izlenmesini arzu ediyorum işin gerçeği. Çünkü 7 yıl aradan sonra böyle bir derbi fırsatını, imkanı yakaladık. İnşallah bu böyle devam eder, gider. Ve biz de bundan sonraki yıllarda yok şu düştü, bu kalktı, bunu yapmayız. Başkanımızla bir araya geldiğimizde de ya en azından deplasmana gitmeyiz dedik. Yani şimdi deplasman kovalamaktansa keşke 3 takım olsa, 4 takım olsa. Yani kendi evimizde, kendi futbol sever hemşerilerimizle birlikte maç izlemek bana göre daha da bir zevkli olacaktır. Ben buradan tüm taraftarlarımızı, tüm Ankara halkını bu bizim için önemli olan derbiye davet ediyorum. Herkesi bekliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sayın Başkanım da bir keç kelam arzu ederlerse. Türk Spor Yazarları Derneği turnuvası Ankara'nın bir geleneği. Geçen sezon maalesef düzenlenemedi bu final şeyimiz. Ve bu sene biz de Ankara Gücü'yle birlikte inşallah güzel bir final maçı seyrederiz. Başta Sayın Başkan Hüseyin Doğru Bey'e ve çok değerli basın mensuplarına, bu organizasyonu yapan, emeğe geçen herkese burada bir kere öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi derbiler futbolumuzun bayramıdır. 100 yıllık Ankara Gücü ile 100 yıllık iki kulübüz burada Ankara'da. İnşallah bu maçlar Gençler Birliği Ankara Gücü'nün maçı Ankara'nın futbol bayramı olur diye düşünüyorum. Tabii ki bu sizlerin huzurunuzda iki Ankara takımı, Ankara Gücü ve Gençler Birliği maçı, tabii ki sezona da çok bir zaman kalmadı. İnşallah bu maçla birlikte, sezon öncesi bu maçla birlikte bir maç yapacağız. Bu maçın da her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah centilmence, taraftarında bol seyircisi gelerek bir maç izletmek en büyük arzumuz, en büyük hedefimiz. Bu herkese hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki sizler de bizler gibi çok uzun tatil yapamadınız. Hepiniz çok çalıştınız. Çok heyecanlısınız. Aynı heyecanı biz de yaşıyoruz. Evimize bu sezon hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de sayın iki başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Başkanım da çağrısı oldu. Bu güzel futbol Ankara hiç iki takımın futbol bayramında tribünlerin dolması tavsiyesinde. Bizler de onu bekliyoruz. Geçmişte belki bir süredir Ankara Gücü bu kupada yer almadı, alamadı. Gerekçeler belki haklı, sebepsiz olabilir ama bizce bu iki kulübün de bu TSE'de turnuvasının ev sahibi takımlarında başında gelmektedir. Alt ligde de olsa bize göre alınmalıydı. Ben öyle öngörüyorum. Hazırlıkları nasıl denedi bilemeyiz ama diğer durumlarında belki başkanım ekstra bilgi vermek ister. Biz istiyoruz ki bu iki takım da bundan sonra da inşallah her zaman TSE'de turnuvasının ana ev sahibi, bizler aracısı olalım. Bizim adımıza ne kadar düzenlenmiş olsa da bundan sonra inşallah Süper Lig'de olarak alt ligde de olsa keza ev sahibi olmalarını arzuluyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum.
Maç biletlerimizi de başkanım çağrısına istinaden kapalı 30 lira, maraton 25 ve kale arkası 20 TL olacak şekilde bir ücretlendirme uygun gördük. Daha çok başkentli futbol severlerimiz bu güzel 7 yıllık hasret dolu maçı keyifle izleyebilsinler diye. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım ve iki başkanım da ilave etmek istedikleri bir husus varsa. Bize çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Kapatarak bağlanmak isteriz. Saat 20 olarak revize, daha önce onunla konuşuyorduk ama yayıncı kuruluştu. Saatte iş çıkışı ve gün akşam karartısı maç saat içinde hem hava serini teknik ekiplerle de görüştük. Çok ideal bir saat olacağında saat 20'ye karar verdik. İnşallah güzel bu futbol bayramında bir arada olmak bizleri de onurlandıracaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sembolik olarak başkanım protokolü inşallah hep beraber. İyi olmuş saat 8 alınması maçında. Evet, tabii sizin hava serinliği açısından da. Teşekkür ederim başkanım. Hadi bu mikriye verir misiniz? Kupada inşallah. Bu mu kupamız? Kupa olacak. Kupamı mı? Bu değil. Bu bir sembolik hazırlatıyoruz. Sonuçta geleceğim. Ne geçirsen de. Artık hak eden kazansın diyoruz başkan. Biraz Ankara inşallah güzel bir derbiye sahne olur. Sezon öncesi iyi olur. Ya bir de şey anlamında, yani lige hazırlanma anlamında iyi bir olay. Tabii tabii. Yani bunu değerlendirmek lazım. Sadece bir işte Ankara Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin Ankara Şubesi, Şubesi'nin yaptığı bir organizasyondan ziyade bizim açımızdan da iyi olur. Bir maç, iki maç, üç maç, bunlar önemli sezon öncesinde. Ciddi bir organizasyon bana göre yani. Evet. Yani dört olsaydı daha kulüpler için iyi olacaktı yani. Evet. Evet. İnşallah iyi bir seyirci topluluğu da bizi bu maçta yalnız bırakmaz. Güzel Ankara'da güzel bir derbi heyecanı yaşarız. Tabii ki başkanın dediği gibi, ifade ettiği gibi sezon öncesi böyle maçları oynanması bizler için, takımlar için çok faydalı. İnşallah güzel bir müsabaka izleriz diye düşünüyorum. Turnuvamızda bir de ekstra bilgi unuttuğum için arkadaşlar hatırlatıyor. 6 oyuncu değişikliği olacak, evet, ve evet. 90 dakika artı uzatması olmayacak, tamam, şeklinde olacak. Soru sorabilir miyim? Turnuva ilişkin sorular açacağız. Ancak turnuva dışındaki takımların durumuyla ilgili daha sonrası çalıştığımız için. Çalıştığımız yerlerden soralım o zaman. Çalışmadığımız yerlerden soralım. Şehit aileleri, gaziler, bayanlar ve çocuklar kombine biletleri için yaptığınız jeste teşekkür ederim. Bu jestinizi 65 yaşın üzerinde olanlarda %50 olarak uygulamanızı rica ederim. Evet. Değerlendirelim. Olabilir o da. Tamam. Olabilir. Bundan çünkü gençler de lazım bize. Evet. Ülkeye gençler de lazım. Tabii. Kaç oldu bu tabi? Arkadaşlar protokole bir şöyle. Buyurun başkan. Kupayı da alalım. Başkanımız, hayırlı olsun. Başkanımız diyor ya, yani siz de bizim gibi çok çalışıyorsunuz, tatile bile gidemediniz diye. Musa biraz daha dursaydı Afrikalı gibi gelecek. Olan biz bembeyazız bak. Başa giden var mı? yakışır. Evet. O da lazım. Evet. Olmazsa olmaz. Tamam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun.